Arkadaşlar bu arada şöyle de söyleyeyim. Arkadaşımızın nişanlısı olmuş. Bundan sonra diyor ki ben TikTokçu ya da YouTuber olmayan birine diye evlenmem diyor. Buradan ailesine söylüyorum bu kızı kendine getirin. Abi çok kötü oldunuz mu? Niye? Haberiniz olsun yani. Burada bam 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 konuşuyoruz. Ha senin videolarını izlemiyorlar mı? Yok kanka bilmiyorlar. Arkadaşlar kuzenlerim, halalarım bizim abi bizim TikTokçumuz resmen kaçak kaçak videolar çekiyormuş. Herkese merhaba arkadaşlar. Aga hepiniz hoş geldiniz. Bugün müthiş efsane TikTokçumuza sorular soracağız. Bugün Ramazan Bey bizim kameramanımız olacak. Abi yanımda kimler var? Sizlere ilk önce onu bir tanıtayım. Zaten TikTokçumuzla konuşacağımız için onu bir geçelim. Ramazan Bey, altta linkini bıraktım. Açıklamalar kısmımızda var. Bugünkü videomuzun konusu TikTokçuya sorulacak sorularımız var. Yani acayip böyle dibine vuracağız. Sorulara hadi bakalım. Aslında böyle tam sıkıştırmalı soruların olsa onları mesela bir iki tane pasaklı olsa daha güzel olmaz mı? Ya yok ben yok, doğaçlama gerekiyor. Her şeyi alacağız. Yani. Bugün her şeyi alacağız aslında. Evet arkadaşlar yanımıza TikTokçumuzu aldık. Görmüş olduğunuz gibi bulabildiğimiz Nevşar'ın en iyi TikTokçusudur kendisi. Ne biliyorsunuz? Yani bir Nevşar'lı olduğunu da kendisi belirtti. Arkadaşlar bugün TikTokçularla ilgili biliyorsunuz değişik yargılar var. İşte ne bileyim çok çirkinler. Yok amına. Ne bileyim çok çirkinler ya da niye böyle iş yapıyorlar, neden böyleler falan filan, yani nasıl utanmıyorlar mı, para kazanıyorlar mı? Arkadaşlar bunların bugün hepsini irdeleyeceğiz. Yani ben ülke buradan alacağım hepsini cevabını, haberin olsun yani. Öncelikle hepsine doğru cevap vereceğinizi halkımızın önünde söz veriyor musunuz? Söz veriyorum. Buraya bir mikrofon varmış söz gibi yaparsınız. Söz veriyorum. Arkadaşlar şimdi ilk sorumuzda başlayalım o zaman. TikTok'a ne zaman başladın? İlk önce bununla bir başlayalım. Şöyle biraz hafif başlatalım ki ağırlaşınca bir de şak diye kalmasın. Yumuşaktan başlatıp böyle kalına doğru arkadaşlar zor soru sorularımızı soracağız. Kanki TikTok'a ne zaman başladın? 2016 yılında. 2016 yılında yani nasıl oldu? Sana az önce de anlattığım gibi şoka giderken ben normalde Instagram'da videolar çekiyordum Vine tarzı. Sonradan bu TikTok'u buldum ama o zamanlar ismi Müzikali'ydi. Sadece videoları montajlama amaçlı kullanıyordum. Sonra o şekilde keşfettim. Arkadaşlar yani TikTok'u kullanmış yani aslında TikTok'a başlama gibi bir niyeti yok mu? Arkadaşlar açıkçası benim gördüğüme kadar yani anladığım kadarıyla bizim TikTokçumuz TikTok'a aslında yani bir yanlışlıkla başlamış. Hatta bir faydacılık yapmış yani açıkçası. Yani farklı bir filtresi yokmuş. O tarzla mı başladın? İyi tamam. Yani bizim TikTokçumuz kaçak bir TikTokçu. İkinci ama sorumuz. Ama orijinalim yani şimdi. Ay ay lütfen beni de takip edin diyor. Arkadaşlar bu arada hesabı da aşağıda var. Peki kanki şimdi YouTuber'lar para kazanıyor tamam mı? Yani biz illaki bir para alıyoruz. Yani TikTokçular da arkadaşlar değişik hareketler yani yapıyorlar. Şimdi o hareketlerinden bir tanesini gösterir misin? O senin bir hareketin var ya. Yani böyle değişik danslarınız falan var. TikTok'u para için mi yapıyorsun? Para işini 1,5-2 seneye kadar bilmiyordum. Yani bedavaya çalıştırmıştım yapıyordum. Kızını. Hani aslında hoşuma gittiği için kafası dağılıyor insanın ve benim de kafam bayağı dağıtıyordu. Sonradan baktım. Sadede gelin. TikTok'tan para kazanıyor diyorlar. Dedim buradan neden yolumu bulmayayım? Değil mi? Neden şöyle TikTok? Arkadaşlar abandım. Bizim TikTokçumuz TikTok'u para için yaptığını söyledi. Sen? Ne ben? Ben TikTok yapmıyorum ki. Az önce para çektik ya ATV'den YouTube parası. Tamam hayır canım. Arkadaşlar bizim TikTokçumuz yani apaçık bir şekilde söyledi ki TikTok'u para için başlamamış ama sonradan parasını demiş ki bir yiyelim yani demiş. Yani. O zaman üçüncü sorumuz geliyor. Abi biliyorsunuz hani böyle videolar falan çekerken YouTube videosu çekerken bile böyle sağdan soldan insanlar bakar. Hani bu siktimi sağlığa ne yapıyor tarzında. Peki kanki sana şöyle sorayım. TikTok'ta dans ediyorsunuz. Yani insanlar değişik bakıyor illaki. Yani. Ona nasıl hissediyorsun yani? Nasıl bir yani utanıyorum hiç utandığınız oluyor ya, mu? Bak utandığım. Nasıl hissediyorsun yani? Nasıl bir yani hiç utandığınız oluyor mu? Bak utandığım. Nasıl bir yani hiç utandığınız oluyor mu? Bak utandığım oluyor. Ama bazen de hiç utanmıyorum. Yani genelde zaten dans videolarını böyle ortalık yerde çekmiyorum. Ev ortamı oluyor. Hani sen o biraz kadar daha gizli açılmadım. O kadar daha açılmadım. TikTokçumuzu geliştireceğiz arkadaşlar. Mesela bu mavi tik falan alsam biraz daha çok takipçim olsa yani herkesin içinde şarjı dans ederim. Kim dans ederim diyor yani. Arkadaşlar yani bizim TikTokçumuz gerçekten cesur çıktı. Bayağı bir cesurmuş. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Ben Ülkü'nün bir videosunu çektim TikTok çekerken. Kanki dedi ben bir yürüyüş yapacağım dedi. Beni çeker misin? Abi şuraya bırakın.
oynamayı benim açımdan, ben çekerken bile çekiniyorum. Teyzeler böyle bakıyor. Aa ne yapıyor bunlar? Böyle değişik değişik bakıyordu. Videonun sonunda gülmen. Abi videonun sonunda gülmen, işte hareketler falan olsun. Hani açıkçası herkes yapamaz. Bakın yani çok gülüyoruz, çok eleştiriyoruz. Hani bu ne falan falan yani diyoruz ama sıkıyorsa bile, bir tane çekin. Gerçekten çok zor. Şu an bile mesela etraftan insanlar geçtiği zaman bir böyle konuşurken bir duraksıyoruz yani. Değil mi? Mesela şu an arkamızdan bir tane teyze geçti. Şu an belki hala orada olabilir, izliyor olabilir. Yani işin garip kısmı böyle bir insanda bir utanma oluyor. Yani dedi ki utanıyorum dedi ama çok aynen da şeyim dedi değil dedi ya yani gördüğümüz kadarıyla. Kendi arkadaşından bile utanıyorsun. Değil mi? Adam utanıyor ya. Yapıyoruz bu işi. Adam yapıyor bu işi. Yani şu ana kadar aldığımız bilgiler doğrultusunda hanımefendi TikTok'a şans eseri başlamış. Hatta şans eseri değildi. Bir çıkarcılık gözeterek başlamış. Ya hayır, ben montajlıyordum videolarımı. Ya. Kendi doğal çektiğim videoları orada montajlıyordu. Diyorsun. Evet. Tamam, biz anladık anladık. Ondan sonra ikincisi de arkadaşlar para için, yani güzel para için videolar çekiyoruz. O da güzel. Yani en azından gerçek söylüyoruz. Hani ben yani para için yapıyorum. Yani ben mesela bir işe gireceksem yani para işin için çalışırım. Normal bir iş de olur bu. Biz niye okuyoruz? Bir iş sahibi olup para kazan. Her şey paraya çıkıyor yani bu. Doğru. İş konusunda böyle yani bu işler. Bu da sonuçta bir iş. Senin bazı videolarında dans ettiğini görüyorum. Bazılarında da mesela TikTok'ta bir şey var ya, hani orada bir konuşma geçiyor. Böyle çok atarlı bir konuşma geçiyor. Ne bileyim işte onu takip ediyorsunuz. İşte aa işte sanki onu sen çıkartıyormuşsun gibi o sesi. Peki hani sen en çok dans ettiğin videolarını mı seviyorsun? Hani sen dans etmeyi mi seviyorsun videolarda? Yoksa kanki hani o tarz seslendirmeleri mi seviyorsun? Kanka şimdi ben dansı çok fazla çekmiyorum. Seslendirmeler daha çok hoşuma gidiyor. Mesela duygusal bir seslendirme oluyor. Onu ben trole döküyorum. Hani böyle ağlıyormuş gibi yapmak yerine biraz daha böyle yani ha, senin katlın yarım o şekilde buluyorum. Yani hani olduğu gibi canlandırmak değil de kendimce bir şeylere dök. Dans etmeyi o zaman seviyorsun ama daha çok seslendirme. Ama daha çok seslendirme, tamam. Peki kanki TikTok'ta hani hem dans ediyorsunuz hem de mesela seslendirme yapıyorsunuz. Hangisini yaparsan böyle daha iyi yerlere gelirsin? Kanka bak mesela dans konusunda hani gerçekten profesyonel dans edersem ileri gelebilirim. Bir de gerçekten mesela iyi danslar da var yani, adamlar yapıyor. Ya o dansı edebilmelisin işte. Ve hani bir de çekinmemelisin arkadaşlar, yani her yerde aynen yapıyorlar çünkü bu dansı. Şu da var mesela, bu mimikler de çok önemli. Mimikleri gerçekten yansıtabilirsen yani, hani sadece bir yeri sallamayla olmuyor ya da mesela yani ağlarsan tamam yani. Abi şöyle bir şey var, şimdi hem TikTok'usun hem de YouTuber'lık yapıyorsun, hani bizim kanalda çıkıyorsun. Artık yeni bir YouTuber'sın, tamam mı? Aynen, herkes YouTuber diyor. Yani bu aralar senden bunu da duyuyoruz yani, arkadaşların falan da sana yazıyor. Ooo Ülkü Reis işte TikTokçuydu, YouTuber olmuşsun falan. Kanki hangisi senin daha çok hoşuna gidiyor yani? Şimdi bu yeni başlamış olduğun şey mi, yoksa senin gerçekten severek işte uzun zamandır yaptığın TikTok mu? Aslında benim video çekmek her zaman hoşuma gitti. Yani tamam hani insanların TikTokçu, YouTuber demesi hoşuma gitti. TikTok'ta tamam hani şey tek başına oluyorsun ya da dakikalık oluyor, saniyelik oluyor bazen. Ama YouTube'da hem eğleniyorsun, hem aktivite yapıyorsun, hem bu aynı şu anki gibi sohbete dönüşüyor mesela. Daha zevkli geçiyor. Yani dedi ki TikTok'un canı yani. Resmen hepsini çarpıttırıyor. Hani böyle haber kanalları olur ya. Adam bir şey söyler, sen bambaşka bir şey çıkartırsın. Aynı benimki değil oluyor ama yani yapacak bir şey yok artık. O zaman diğer bir soru geliyor. Abi hatta bu tarz işlerde hani bir bu salak ne yapıyor diyorlar yani. Peki şimdi kanki sizin işinizde bu salak ne yapıyor? Sizin işinizde size de bu salak ne yapıyor diyenler var. Ya kanka şimdi bak, ailen sana ne diyor? Ailem bu değil nasıl de bir yaklaşım? Bak, şimdi zaten şimdi ben hani lisede de çok hareketli bir çocuktum. Snapchat vardı o zamanlar. Hani yine müzikali falan vardı da Snapchat'ten daha çok çekiyordum. Anneme mesela saçma sapan sorular soruyordum. Yani ben hamile olsam ne yaparsın diyordum. O zamanlar onlar meşhurdu. Hani alışıklar bu duruma. Şu anne, anda da zaten video çekmemi biliyorlar. Anne babanın ilk tepkisi neydi? Hani ben anne baba ben işte TikTok çekim. Yani kanka şöyle bir şey var. Kanka yani ben bizim hiç demedim ki yani, öyle şey olmadı. Ha sen direkt yaptın. Hani zaten ailem yani sadece halalarım var bu sosyal medyada falan şey olan. Annem babam yok, sadece Facebook var. Facebook'da ben kullanmıyorum. Karınca. Yani o yönden rahat mı? Ben kullanmıyorum. Hani görseler der ki bu ne ya böyle. Ha senin videolarını izlemiyorlar mı? Yok kanka bilmiyorlar.
Arkadaşlar sadece bizim kuzenlerim, halalarım abi bizim görüyor. TikTokçumuz resmen kaçak kaçak videolar çekiyormuş, onu öğrenmiş olduk. Ailesinin haberi yok. Aman umarım annem babam bunu izlemez. Düşünsene en sonunda kızımızın bir tane videosunu izleyelim diyor. Bir bakıyor. Abi dün teyzem zaten dedi. Sen dedi şey YouTuber mı oldun falan, video mu çekiyorsun dedi. He teyze dedim. Yani kanalı aç da ben gidince izle dedim. Benim yanımda evde. İzleme benim videolarımı. Ben gidince izle. Neden abi mesela o sana onu yaptıran şey neydi? Hani birazcık çekinme ya, mi yoksa? Çekinme değil de şimdi hani yorum yapıyorlar ya. İçinde kalsın istemiyorum. Aslında eleştiriye açığım ama. Bir yere kadar yani. Ya bir yere Lagan. Kadar. Bunlardan devam ettirmeyi düşünür müsün yoksa hani bunlar sadece bu sürelik olan yok, şeyler? Yok ben hani her zaman sevdiğim için ilerletmek istiyorum açıkçası. Arkadaşlar bu arada şöyle de söyleyeyim. Arkadaşımızın nişanlısı olmuş. Bundan sonra bundan sonra diyor ki ben TikTokçu ya da YouTuber olmayan birine diyor evlenmem diyor. Buradan ailesine söylüyorum bu kızı kendine getirin. Abi çok kötü oldunuz bu niye? Haberiniz olsun yani. Burada bam 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 konuşuyoruz. Adam çok sakin birisiymiş. Bakmış bu demiş ki bu ne ya, böyle bir şey olamaz demiş. Evet artık rubazi de ben tacı koydum. Ben gidiyorum lan. Bundan sonrası sen de artık nasıl toparlarsın, toparlayabilir misin bilemiyorum. Bir dakika burada benim özel hayatıma girdi. Yo. Nasıl bir eş istiyorsunuz abi? Bundan sonraki hayatınızda ya. Sosyal yani. YouTube'muş neymiş video, aynı saçma falan diyorlar. Sensin saçma be gerizekalı. Tam aradığımız kan. Yani diyorsun ki benim ileride evleneceğim adam bu ya, tarz şeylerde gözü olacak. Ben düşünmüyorum bu. Çünkü yani sözüm meclisten dışarı. Nasıl ya insanlar TikTok'a abi, başlasın? Bir kere yaşlılar lütfen girmeyin. Yani tamam bazı yaşlılar gerçekten iyi yapanlar var. Böyle kilolular mesela oynuyor, zıplıyor. Aptal aptal bu delikanlı şeyler var ya, racon kesiyorlar. Arkadaşlar TikTokçumuz kilolular alamaydı. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Videosunu da senin Nevşehir'de döverler. Ya hayır ya abi görüyorsunuz. Ya adam sütü döküyor göbeğini saldı. Onu ben de gördüm. Bahsediyorum ben. Tamam onu ben de yoksa gördüm. Yoksa ben ya. O diğer hani kilolara asla insanları sen o zaman vücuduyla şey diyorsun. Yorumlamam. Ama vücudunu açıp da yani süt döküp böyle arkadaşlar, sallamak arkadaşlar bilen ne? Vardır onu. Sigara içen erkeği diyorsun değil mi sen? Kanka var ya kilolu ben böyle ondan bahsediyorum. Böyle sütü döküyor şeyle. Sallıyor falan. Ha sen diyorsun ki yani bizim adımızı kötüleyen şerefsizlerden bahsediyorsun. Yani. Ben bizim derken yani ben TikTokçu değilim mi bu arada? Ya mesela hani ben normal... biz değilim yani. Ha sen diyorsun doğum ki. Doğum günü. Yani bunlar tamam hani standart şeyler. Sen ama diyorsun ki yani dışında... sütle yıkanmayın diyor. Abi sütle yıkanmayın. Kolayla yıkanmayın yani. Bu tarz saçma işler mi yapmayın diyor. Yani deneyler yapabilirler. Ki öyle yapan insan çok. Değil mi böyle şeyler var mesela, yani hesaplar var. Var var. Saçmalayan insan fazlalaştı ya. Özellikle bu karantina sürecinde. Yani herkes arada, işin boku çıktı yani bu karantinada. Nefret eden bile TikTok'a girdi ya. Nefret eden adam TikTok'a sövüyor. Şimdi TikTok abi, çekiyor. Şimdi buna da değinmemiz lazım. Şimdi biliyorsun yani TikTok gerçekten çok uzaklaştırıldı insanlar. Yani açıkçası ben bile yani izliyorum eyvallah ama yani çekelim dediğin zaman bir lan ben nasıl çekeceğim falan tarzında bir tribe giriyorum açıkçası. Hani bize bunu empoze ettiler. Hani bunu bize geçirdiler tamam mı? Bu konuda ne düşünüyorsun yani? Şimdi sen buna rağmen çok zor bir şey yapıyorsun. Bak mesela YouTuber'lara karşı öyle bir şey yok yani. Kanka benim hani şöyle söyleyeyim. İnsanların ne dediğini umursayan biri değilim. Ağzı olan konuşuyor sonuçta. Hele. Ki sen de bak en yakın akrabaların tarafından tepki görmene tabii, rağmen tabii devam abi. Ettin ve iyi yerlere geldin. Değil mi? Yani insanların lafıyla hareket yani insanların lafıyla hareket etsek hiçbir yere gelemezdik. Böcek ya. Abi şimdi paraya kıydam isteyeceğiz ne olur abi ya. Şuraya bir file artık alalım. Böyle olmuyor. Abi biz burada ne zaman bir video çeksek kesinlikle ülküyü buluyor yani. Hani bize gelmiyorlar. Ben ne diyordum ya? En son birilerine giydiriyorduk. Boşver devam edebiliriz. Ya kimsenin lafıyla hareket etmeyin abi. Hayat sizin hayatınız. İstediğinizi yapabilirsiniz yani. Ben mi yapayım? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Mücahit sağ olsun sorularla ağzıma sıçtı. Kendisini alkışlıyorum buradan. Ve benim bilmediğiniz şeylerimi ifşa etti. İyi oldu. Benim de
Benim de merak ettiğim şeyleri arada çıkartmış olduk böylelikle. İyi oldu yani. Abi kendinize iyi bakın. Aşağıda TikTokçumuzun ve kameramanımızın açıklamalarda linkleri var. Onları da takip edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi bye. Bye.